Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her 6 ayda yaptığı gibi işçi sendikalarının üyeliklerine dair resmi bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğ sendikalar için önemli çünkü hangi sendikanın %1 barajını geçtiğini gösteriyor, bu açıdan önemli. Bir de bize Türkiye'de sendikalaşmanın, işçiler açısından sendikalaşmanın tablosunu veriyor. Şimdi bu tebliğe baktığımız zaman sendikalaşma oranı işçiler için %14,76, yuvarlak söyleyecek olursak 14,8. Sendikalı işçi sayısı da 2,4 milyon olarak şey yapıldı, açıklandı. Şimdi tabii öncelikle bu verinin gerçeğine kadar yansıtıp yansıtmadığına bakmak lazım. Bu veriler eksik ve hatalı veriler. İki nedenle eksik veriler. Birincisi, bu oranlarda ve bu sayılarda kayıt dışı, yani sigortasız işçiler dikkate alınmıyor. Halbuki bütün işçilerin sendikalaşma hakkı var. Sendikalaşma anayasal bir hak. Fakat bu verilerde sadece kayıt dışı çalışanlar dışarıda bırakılıyor. Kayıtlı çalışanlar dikkate alınıyor. Dolayısıyla yaklaşık 2 milyon civarında kayıt dışı sigortasız işçiyi de hesaba katarak şey yaptığımızda sendikalaşma oranlarının %12'lere doğru resmi sendikalaşma oranlarının düştüğünü görebiliriz. Tabii bunun yanında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, sendikalaşma oranı tek başına önemli değil. Önemli olan sendika üyesi olan işçinin toplu iş sözleşmesinden yararlanıp yararlanmadığıdır. Yani sendikaya e-devlet üzerinden işçiler üye oluyorlar, sendikaya kaydını yaptırıyorlar. Bunlar sendika üye sayısını artırıyor. Ama önemli olan sendikaya üye olan işçilerin toplu iş sözleşmesi yapabildiklerini, yapıp yapamadıkları. Yani sendikalar o işçileri koruyacak, iş yerinde uygulanacak bir toplu iş sözleşmesi yapabiliyorlar mı? Bu son derece önemli çünkü bunun önünde çok sayıda engel var. Birincisi, barajlar var. Yani bir sendika önce %1 barajını geçmeli, sonra iş yeri ve işletme barajını geçmeli ki toplu iş sözleşmesi yapabilsin. Bunun yanında bir başka önemli engel, işçiler sendikalaştıklarında işverenler tarafından sendikalaşan işçiye karşı uygulanan antidemokratik yöntemler var. İşten çıkarma, işini değiştirme, baskı yapılması. Dolayısıyla işçi sendikaya üye olsa bile daha sonrasında vazgeçirilebiliyor, sendikadan istifa ettirilebiliyor ya da işten atılabiliyor. Bu yüzden her sendikaya üye olan işçi toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyor. Bir diğeri ise Avrupa'da yaygın bir biçimde uygulanan teşmil mekanizması var. Teşmil mekanizması nedir? Sendikalı iş yerindeki bir toplu iş sözleşmesinin sendikasız iş yerlerine de ya da işçilere de uygulanması, böylece toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesidir. O yüzden esas bakılması gereken ölçü toplu iş sözleşmesi kapsamının ne olacağı. Şimdi Türkiye'de 2 milyon 400 bin resmi sendikalı işçi var iken toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi sayısı, sendikalı işçi sayısı 1 milyon 680 bin civarında. Yani 700 binden fazla işçinin sendikaya üye oldukları halde toplu iş sözleşmesinden yararlanamadıklarını görüyoruz. Bu çok ciddi bir orandır. Yani sendikaya üye olmuşlar, e-devletten, başka kanallardan, anayasal haklarını kullanmışlar ama onun ayrılmaz bir parçası olan toplu iş sözleşmesi hakkını kullanamıyorlar. Eğer şeyi dikkate alacak olursak, toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi sayısını esas alacak olursak, sendikalaşma oranı %8-9 civarına kadar şey yapmış oluyor, gerilemiş oluyor. Bir önemli nokta bu. Bir diğeri de sendikalaşma, yani gerçek sendikalaşma oranının %8'ler-9'lar civarında olduğunu söylemek lazım toplu sözleşme kapsamı olarak. Bir başka yanıltıcı husus da şu. Şimdi toplu sözleşme sendika verileri hem kamu sektörünü hem özel sektörü yansıtıyor. Karma olarak açıklanıyor. Bunların detayına baktığımızda ise bambaşka bir tablo görüyoruz. Kamuda her 100 işçinin 80'i sendika üyesiyken özel sektörde bu %7'dir. Yani kamuda 100 işçi çalışırken bunların 80'i sendika üyesiyken özel sektörde 100 işçi çalışırken sadece 7 tanesi sendika üyesi, 93'ü sendika üyesi değil. Yani sendika üyeliğine bakarken de özel sektör, kamu sektörü ayrımından bakmak lazım. Kamu sektöründe sendika üyesi olmanın bir maliyeti yoktur. Genellikle herhangi bir şey olmaz. İşveren burada kamu işvereni.
kendine yakın sendikaya üye olmanızı ister ama sendikasızlaştırma genellikle olmaz. Özel sektörde ise işverenler hiçbir sendikayı kolay kolay istemezler. O yüzden de özel sektörde sendikalaşma oranı düşüktür. Tüm bu verilerden baktığımız zaman aslında bakanlık tarafından açıklanan 2.4 milyon ve yaklaşık %15 civarındaki sendikalaşma oranı maalesef Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmaktan oldukça uzak verilerdir. Sendikaya üye olmak, toplu sözleşme yapabilmek anlamına gelmiyor. Sendikanın iş kolu barajını aşması lazım. Bu %1. Şimdi %1 düşük gelebilir ama bazı iş kollarında bu 10 bin işçiye, 20 bin işçiye, 30 bin işçiye, 40 bin işçiye karşılık geliyor. Örneğin ticaret, büro, hizmet iş kolunda bir sendikadan söz ettiğimiz zaman 40 binden fazla üyesi olması lazım. Çünkü bu iş kolunda 4 milyon civarında işçi çalışıyor. Yani dolayısıyla 40 bin üyeniz yoksa o sendika 35 bin üyesi olsa da toplu sözleşme yapamıyor. Nitekim böyle bir sendika, Öz Büro İş Sendikası, geçmişte de barajın altında bir kere kalmıştı. Şimdi de kaldı. 38 bin civarında üye sayısı var. Ancak %1 barajını aşamadığı için barajın altında kaldı. Yine Türk İş'e bağlı Deritex Sendikası, çok eski bir sendikadır. Türkiye'nin en köklü sendikalarından biridir. Maalesef o da barajı aşamıyor. Yine DİSK'e bağlı Sosyal İş Sendikası 12 Eylül öncesinden gelen bir sendikadır. Çok eski bir sendikadır. İş kolu çok büyük bir iş kolu olduğu için burada 40 bin üyeyi sağlamak zor olduğu için iş kolu barajını aşamıyorlar. Dolayısıyla iş kolu barajını aşamayan bir sendika ya üye olanlar sendikal haklarını kullanamıyorlar. İş kolu barajını aştıktan sonra da bu kez tabii iş yeri barajı yarıdan fazlasını üye yapma ve işletme barajı %40'tan fazlasını üye yapma koşulu gerekiyor ama iş kolu barajı en önemli engellerden birisi. Çok sayıda sendika kurulu olmasına rağmen Türkiye'de bu sendikaların içerisinde barajı aşanların sayısı son derece sınırlı kalıyor. Bu da işçilerin sendika seçme özgürlüğünü engelliyor. Yani barajı aşamayacak diye o sendikaya üye olmak istiyor ama barajı aşamayacak diye tereddütü olamıyor. Böyle çok sayıda barajı aşamayan sendika var ve bunlara olan üye olan işçiler sendikal haklarını kullanamıyorlar. Şimdi sendika barajlar Uluslararası Çalışma Örgütü'nün getirmiş olduğu normlara aykırı, sendika seçme özgürlüğüne, sendikaların serbestçe kurulma ilkesine aykırı bir durum. Dolayısıyla bunun değiştirilmesi gerekir. Biliyorsunuz eskiden yani 2012 öncesinde eski yasalarda sendika barajı %10'du. Fakat burada geçmişte sigortalı işçi sayısı gerçek işçi sayısından düşük gösterilip sendikalar hayali olarak barajın üstünde tutuluyordu. 2012 sonrasında artık işçi sayıları gerçek işçi sayılarını yansıttığı için geçmişte olduğu gibi sendikal barajların üstüne hayali olarak sendikaların çıkarılması söz konusu olmuyor. Dolayısıyla %1 barajı da yüksek olabiliyor. Özellikle bazı sektörler açısından çok yüksek olabiliyor ve sendika özgürlüğünü engelliyor. Yapılması gereken sendikal barajların kaldırılması ve çalışanların istedikleri sendikaya serbestçe üye olmasının sağlanmasıdır. Çünkü sendika barajı olduğunda işçi o sendikayı istese bile o sendikaya barajı aşamayacak kaygısıyla üye olmuyor. Bu da sendika özgürlüğünü engelleyici bir şeydir. Öte yandan bazı iş kollarında hakikaten yeni sendikaların sisteme girmesi neredeyse imkansızdır. Çünkü bir sendikanın birdenbire 10 bin, 20 bin, 30 bin üye yapabilmesi imkansızdır. Dolayısıyla %1 barajı küçük görülmesine rağmen Türkiye'deki iş kolu sistemi nedeniyle oldukça önemli bir engel durumuna gelmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü normları gereğince bu barajın tümüyle kaldırılması ve sendika kuruluşunun tümüyle sendika türü de dahil olmak üzere serbest bırakılması gerekiyor. Şunu da eklemek lazım. Bu baraj farklı konfederasyonlara sahip farklı sendikaları da şey yapabiliyor, etkileyebiliyor. DİSK'e bağlı sendikaları etkiledi, geçmişte nakliyat işi etkiledi, sosyal iş, nakliyat iş sonra barajı aştı. Türk İş'e bağlı Deritex sendikasını etkiledi. Şimdi de Hak İş'e bağlı Özbüro İş Sendikası'nı, yine Hak İş'e bağlı Oli İş Sendikası'nı baraj etkiliyor. Yani pek çok sendikayı, bazı sendikalar da %1 barajını çok küçük oranlarla aşıyorlar. Yani 0.1'de, binde birlik oranlarla aşabiliyorlar onu. Onların üzerinde de bir baraj tehdidi
oluşturuyor. Dolayısıyla nereden bakılırsa bakılsın antidemokratik bir uygulamadır %1 barajı.